Şimdi Yunanistan'ın silahlanmasını tabii uzun bir süredir konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile yapmış olduğu anlaşmalar. Burada şu açıdan değerlendirmek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri burada enerjiye mi hakim olmak için bu adımları atıyor? Yunanistan'la bu tarz işbirliklerine giriyor. Türkiye nasıl bir çözüm bulmalı? Kendi enerjisini çıkarmalı, kendi açısından bir pazar oluşturacaksa bunu tek başına mı yapmalı ya da yapabilir veya farklı ülkelerle işte Sayın Yücel'in söylediği gibi bunu Rusya ile yapabilir. Hem Akdeniz'de, Ege'de ve Karadeniz'de de ifadesini kullandı. Buradaki ülkeler kimlerle olabilir ya da tek başına mı? Yani şöyle şunu söyleyeyim ben tabii. Hem yeni dünya düzeninden bahsediyoruz. Amerika'nın Çin'in güneyinde, Güney Denizi'nde ve Pasifik'te aldığı tedbirlerden bahsediyoruz. Orası işin ana noktası, temel noktası. Kuvvet yoğunluğu o tarafta. Yani kuvvetlerin bir kısmı orada yığınaklanmış vaziyette. Ve o bölgede o yığınaklama yapıldıktan sonra bu tarafta da, yani Afrika'da, Akdeniz'de, ondan sonra şeyde Karadeniz'de, Orta Asya'da ve işte Orta Doğu'da yeniden Çin'de, Rusya'da, Türkiye'de dahil, Amerika'da dahil buralarda konuşlandırıyor. Amerika Birleşik Devletleri koçbaşı olarak NATO'yu kullanıyor. Yani hegemonya aracı olarak NATO'yu kullanıyor. NATO'yu buralarda. Yani eğer Yunanistan'ın razı olduğu şeylere Türkiye evet deseydi büyük bir ihtimalle Türkiye'yi de silahlandırırlardı. Yani büyük ihtimalle. Mesela Suriye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda devlete evet deseydi. Ondan sonra Türkiye'de bir federasyon evet deseydi. Çok daha rahat ya da İran'ın kuşatılmasına evet deseydi. Büyük ihtimalle aynı şeyi Türkiye'ye de yapacaklardı. Yani Türkiye'yi de bir Amerikan üssü haline getirirlerdi. Yani, ama Türkiye bunlara hayır dediği için ve şu anda karşısına aldılar. Şimdi olaya baktığımız zaman Amerika bu bölgede konuşulurken Çin'e ve Rusya'ya enerji konusunda imkan vermeyecek, onların güçlenmesi engelleyecek, limanları ve pazarları önleyecek tedbirler alıyor. Bunun için de bölgede bir takım işte İsrail vasıtası İbrahim anlaşmalar yapılıyor. Balkanlarda değişik anlaşmalar yapılıyor. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun dışında Yunanistan'la ayrı bir anlaşma yapıyor. İşte bu şeyle ilgili sahil güvenlik anlaşması gibi ve diğer anlaşmalar gibi. Fransa NATO'nun dışında Yunanistan'la ayrı bir savunma ittifakı anlaşması yapıyor. Yani o tam bir savunma ittifak. Bir saldırı olduğu zaman ona müdahale edeceğim, yardım edeceğim diye değerlendiriyor. Amerika'nın söylediği yardım konusu çok daha farklı. Yani böyle baktığımız zaman Karadeniz'de yapılan da öyle. Yani Rusya'nın önünü kesmek, Çin'in önünü kesmek, bir yol bir kuşak projesinde bunları önlemek. Bunları önlerken kendi safında olanlarla işte birlikte hareket etmek, olmayanları dışlamak ve onları mecbur etmek, bazı şeylere mecbur etmek gibi hareketleri var. Şimdi Yunanistan'daki olaya baktığımız zaman evet Yunanistan'da Rusya'ya karşı bir şey var. Büyük bir üsler var. O üsler aynı zamanda Amerika'nın Bulgaristan, Romanya, Polonya Baltık ülkeleri dahil olmak üzere oraları takviye edeceği yerler. Ve bu şekilde takviye etmek istiyor. Tabii bu aynı zamanda şey dahil bölgedeki bize yakın Dede Ağaç üssü dahil olmak üzere aynı zamanda bütün bunların hepsi adalara dahil olmak üzere aynı zamanda Türkiye'ye yönelik faaliyetler. Ama adalara silah koymakla yani o kadar çok ada var ki adalara silah koymakla Türkiye'ye yönelik bir taarruz yapmaları mümkün değil. Yani Türkiye'ye taarruz yapacaksanız herhalde adalara silah tesisat, birlik koyarak onları şeyin aldığı bu şeyler var. Hava yastıklı çıkarma gemileri var. Onlarla bizim sahillerimize çıkarma yapacaklarını düşünmüyorsunuz değil mi? Böyle bir şey olası bile değil. Yani böyle bir şeye bakmak bile hem askeri harekat hem de diğer konulara eğer bir şey yapacaksanız bir yerden girersiniz. Yani bütün her yere amaç başka. Amaç Türkiye'nin Ege Denizi kullanmasını engellemek. Ve bir şeye hazırlık yapıyorlar. Neye hazırlık yapıyorlar? Ege Denizi'nde kara suları 12 mile çıkarmaya hazırlık yapıyorlar.
Ve bu şekilde hareket yaptığı zaman sizin adalara müdahaleniz, yani Türkiye diyor ya ben savaş sebebi sayarım diye, Türkiye'nin adalara yapacağı bir harekatı önlemeye çalışıyorlar. Bu hava indirimi olur, uçağa birlik olur, şeylerle, diğer araçlarla, işte biz de alıyoruz hava yastığı çıkarma araçları, ya yaptığımız çıkarma gemileri var. Onlarla çıkarmalar olabilir adaları. Asıl amaç o. Yani Türk bir şeye hazırlanıyor. Bunun için kendisini koruması lazım. Birincisi bu. İkincisi adalardan itibaren birkaç savunma kuşağı. Yani Sayın Erdoğan komutanım da bilir. Şeyden itibaren, adalardan itibaren radarların korunması ve bizim uçaklarımızın şeydeki Yunanistan'daki ana üslere yönelik faaliyetlerini engelleyecek birinci kademe bir hava savunma sistemi kuruyor. Ve buraya güdümlü füzeler dahil olmak üzere yerleştiriyor. Radarları yerleştiriyor. Böyle bir sıkıntı var. Adaların arka tarafını göremiyorduk şimdi. Uydu vasıtasıyla görüyoruz. Ya da diğer bölgelerle yaptığımız faaliyetler vasıtasıyla görüyoruz. Yapmamız gereken ne? Bu bölgeyle ilgili ve şeyle ilgili, Akdeniz'le ilgili kendimize uygun ve bizimle aynı şeyi paylaşacak müttefikler bulmak. Kim olabilir diye baktığınız zaman işte Mısır olabilir mi? Mısır'la şu anda sorunlarımız var. Biraz evvel işte sadece Etiyopya sorun değil. Etiyopya ile beraber Müslüman kardeşler sorunu var. Diğer konular var. Yani mesela şey sorunu var. Gazze sorunu var. Hamas'la ilgili olarak Hamas'ın ortadan kaldırılması ve Gazze'nin Mısır'a, Sina vasıtasıyla Mısır'a bağlı olması ve çıkması isteniyor. İsrail'den. İsrail öyle değerlendiriyor. İsrail sınırları içerisinden. Öbür tarafta da bölgesinde de Filistin bölgesinde de Kurtuluş Örgütü bölgesinde de o bölgenin Rusya'ya, Ürdün'e bağlanması isteniyor. Yani İsrail böylece Ürdün'ü ve kullanarak hem Filistin Kurtuluş Örgütü'nden hem de Hamas'tan kurtulmayı ve oradaki sorunlardan kurtulmayı öngörüyor. Şimdi Türkiye bunlar hep sorun. Peki Türkiye bunların hangisine razı olabilir? Denizde yani denizde nasıl bir şey yapabilir? Bunlara hay evet diyebilir mi? Evet dediği zaman Sayın Pekin, burada evet. Türkiye açısından çözümü bulmak en doğru müttefiği bulabilmek midir Ege'de ve Akdeniz'de sorunları Evet. Evet. çözebilmek? Evet. Bana göre bakın silahlı olarak hazır olmak ayrı bir konu. Ne kadar büyük silahlarınız olursa Ama olsun. diplomatik anlamda hazır olmak önemli diyorsunuz. Evet, hem öyle hem de ittifaklarınız olması lazım. İttifak. İttifaklar olacak ki karşı tarafı sıkıştırabilirsiniz. Yoksa tek başınıza kalırsanız o zaman gücünüz 4-5 bir yere birden yetmez. Sayın Yücel Ama de bu anlamda ittifakta Rusya ile sadece Akdeniz ve Ege değil Karadeniz'de de yani belli bir dönem olabilir sonra. tabii. Yani olmasın. Yani olabilir ama Türkiye bunu mu yapıyor? Bakmak lazım. Mesela şunu söyleyeyim. Biz tabii olayın farkındayız. Hani enerjiyle falan uğraşıyoruz şu anda. Yani İsrail, Kıbrıs, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, ondan sonra İtalya, Fransa, İspanya dahil olmak üzere burayı birleştiren 160 ne diyorlar? Teribayt mı diyorlar? İşte o teribayt saniye ebadında gücünde bir 7700 metrelik bir kablo deniz altından kuruluyor ve bu şeyi artıracak. Yani 80 milyon kişinin aynı anda Skype'tan ya da Zoom'dan briefing yapmasını sağlayacak korkunç bir kablo. Bu kablo Transatlantik'teki Maria ile kablosuyla birleştiriyor ve böylece Türkiye'yi dışında bırakan böyle Avrupa Birliği'ni içine alan bir şey var. İkincisi buna mesela İngiltere karşı ama ısrarla bunu yapıyorlar. İkinci konu elektrik enerjisi konusunda İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan'ı birbirine bağlayacak ve oradan da Yunanistan üzerinden de Avrupa'ya entegre edecek bir güç kuruyorlar. Elektrik verme için çok büyük bir deniz altından yani Akdeniz'den gidecek bir güç kuruyorlar. Yani yavaş yavaş ülkeler hem siyasi anlamda bir araya geliyor hem de bu siyasi birlikteliklerini bu tür projelerle birleştirmek suretiyle bir şey yaratıyorlar.
size karşı bir ne diyelim bir caydırıcılık yaratmaya çalışıyorlar. Yunanistan bunun her tarafında var. İsrail her tarafında var. Güney Kıbrıs her tarafında var. Yani böylesine önemli konular var. Dolayısıyla Türkiye'nin mutlaka zaman geçirmeden ittifaklarını, yani kim olur, Çin mi olur? Çin'in bu bölgeye hakimiyeti var. Mesela şu anda Hayfa Limanı'nın yarısını Çin işletiyor. Bir kısmını devlet işletiyor, İsrail devleti, yarısını Çin işletiyor. Tire Limanı aynı şekilde. İtalya'daki iki tane liman var, onlar aynı şekilde. Dolayısıyla İtalya'yı mesela yanımıza alabiliriz. Nasıl alabiliriz? İtalya'nın genişletilmiş Akdeniz projesi var. Hatta bugün şeyde de vardı, Cem Güldeniz'in yazısında da vardı. Genişletilmiş Akdeniz projesi. O projede İtalya hem Akdeniz'i, Doğu Akdeniz'i hem de karşıdaki şeyi, Kuzey ne diyelim, Kuzey Afrika'daki bölgeyi, Libya'yı hem de sahil bölgesine de şey kurmak istiyor. Ne diyelim, hakimiyet kurmak istiyor. Bunun karşısında kim var? Fransa var. Fransa, Yunanistan beraber. Dolayısıyla İtalya'yı, Malta'yı Türkiye yanına alabilir Akdeniz'de. Yani aynı şekilde Çin'i, Rusya'yı yanına alabilir Akdeniz'de. Yine aynı şekilde Karadeniz'de şu anda sanırım güneye değil de, Hazar'ın güneyine değil de, Hazar'ın kuzeyinden İpek yolunu geçirme konusu gündemde. Hazar'ın kuzeyinden geçerse İpek yolu dolaylı olarak Karadeniz'e gelecek. Ve bu konuda da Çin, Rusya, Türkiye Karadeniz'le birlikte olabilirler. Yani Türkiye bütün bunları yeni baştan düşünmesi lazım. Yeni baştan bunları yapması lazım. Yoksa bunların hepsi ne kadar silahlanırsak silahlanalım, ne kadar araştırma gemisi alırsak alalım, mutlaka bu bölgelerde, Karadeniz'de, Akdeniz'de, Orta Doğu'da, işte yeni yaptığımız başka yerler var, şeyle beraber, Körfez ülkeleriyle birlikte anlaşmalarımız var. Bütün bunlara baktığımız zaman ittifaklara ihtiyacımız var. Belli konularda ittifaklara, mesela diyelim ki Afganistan'da Katar'la beraber Afganistan'ın işte hem Kabil hem de 4 tane daha hava yolunu, hava alanında işletmeyi düşünüyoruz. Yani bütün bunlara baktığımızda aklımıza gelen, düşünmek gereken konu ittifaklardır. İttifaklar, müttefikleri bulacağız, ittifak yapacağız ve bunlara her konuda ittifak yapmamıza gerek yok. Yani bazı konularda onların da ayrı da olabiliriz. Hassasiyetleri olabilir. O hassasiyetlere saygı göstermek gerekir. O ayrı bir konu. Ama asıl ülkenin ekonomisini, enerjisini, ülkenin savunmasını sağlayacak şey konusunda, konularda mutlaka bir ittifak yapmamız lazım. Bu ittifakları kullanmak suretiyle de hayat sahamızı genişletmemiz gerekiyor. Evet. O zaman işte Akdeniz'de hakkımız olan şeyi kullanırız. Ne diyelim, kıta sahanlığı hattını kullanabiliriz. Münasır ekonomik bölgeyi kullanabiliriz. Öbür tarafta şeyi kullanarak, Motre'yi kullanarak daha farklı bir duruma gelebiliriz. Ben bir de şey konusunu, yani Ukrayna'ya ne kadar üs yaparsa yapsın Karadeniz kıyısında. Yani Karadeniz'de bulunduracağı gemi miktarı belli, tonajları belli ve bunların kalış süreleri belli. Onun için Motre konusunda Türkiye yumuşamadığı sürece Karadeniz'de çok etkili olabileceklerini sanmıyorum. Peki. Sayın Karakuş, lütfen buyurun bir ekleyin. Cümle. Sayın Karakuş'a şimdi, bir defa 12 mille ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin 200'lü bir politika izlediğini gösteren bir veri. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmelerine atıfla kara sularını 12 mille çıkartmasını savunuyor Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ın. Bunu bakınız, Japonya'da ise 1977'de Japonya kara suları genişliğini 12 mile çıkardığında Amerika Birleşik Devletleri bunu kendi çıkarlarının karşısında gördüğü için 3 mile indiriyor. Şimdi yani şöyle bir bilgi var, bunu da aktarayım. Bugün Murat Bardakçı köşesinde yazmış, Çin'den bir örnek vererek. Birkaç senedir Güney Çin Denizi'nde yapay adalar inşa ediyor. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre yapay adalar kara sularına sahip olamıyorlar ama
Çin bu kuralı da umursamıyor zaten. Koskoca bir hava üssü inşa ettikten sonra umursamasına hiç gerek yok. Burası benim adam diyor ve o kadar. Yani, yorumuyla aslında aktarmış. Biz aynı uygulamayı Çin'in bu yapmış olduğu Birleşmiş Milletler Deniz Hukukuna aykırı o durumla birlikte Ege'de ve Akdeniz'de yapabilir miyiz? Ya da çözümün hukuk, bir diğer odak noktası bu olabilir şimdi, mi? Tabii gerek sırtımızı yok. Uluslararası hukuk. Efendim sayın peki? Yani Ege'de gerek yok. Ege'de zaten dip dibeyiz. Okyanus çok büyük bir yer. Çok fazla bir yer. Güneş'in denizi falan çok korkunç büyük bir yer. Dolayısıyla Ege Denizi'nde böyle bir şey yapmaya gerek yok. Akdeniz zaten için kadar, peki? Akdeniz için de Kıbrıs var. Kıbrıs bana göre yeterli. Başka bir şeye gerek yok. Gerek yok. Yani, buna karşıyım. Yani. Peki defa, geleceğim size de Sayın Ceşim. Bu başlık üzerinden de bakınız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıkladığı rakamı söyleyeyim. Yunanistan gayri askeri statüdeki Doğu Ege adalarının statüsünü bozan tam 1989 ihlal yaptı. Haziran ve Eylül aylarında, arkada bıraktığımız Haziran ve Eylül aylarında toplam 56 hava ve deniz faaliyeti icra etti. Yani 1989 kere uluslararası hukuku çiğnedi, bizim anlaşmalarımıza çiğnedi. Tam 56 kez de hava ve deniz faaliyetiyle bize silah gösterdi. Dolayısıyla burada sırtımızı dayayacağımız şey, yani siz eğer BM uluslararası işte deniz hukuku sözleşmesine sırtımı dayayarak hareket ederim, Amerika Birleşik Devletleri de hukuken üstün duruma geçer yorumlarını Türkiye'de yapanlar var. Hatta bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan danışmanı agresif politika diye bunu söyledi. Yani bu politikanın değiştirilmesi aslında gerektiğini agresif, Miçotakis'ten hayır, önce söyledi. Yani Türkiye efendim, savunmada kalıyor. Şu anda Türkiye hukukunu savunuyor. Kendi hukukunu savunuyor. O yüzden burada bir silahlı kararlılıktan kesinlikle ödün vermemesi. Çünkü orada işi problemi çözecek olan silah. Silah kararlılığı. Yani burada silahlı kararlılık zaten iki ittifakları inşa etmek. Aynı şeyi söylüyor. İki husus var. Bunlardan bir tanesi İlker Hoca. Şimdi karşı tarafı caydıracak olan sizin mukabil silahlara sahip olmanız. Şimdi 3 aydır bu projeyi beraber yapıyoruz. Anlatıyoruz Göksel. Yunanistan Hava Kuvvetleri'ni güçlendirdi mi? Rafael'leri aldı. 12 tane gemi alıyor bakayım. 4 tane Amerikalılar veriyor sıfır gemi. 4 de Fransa'dan aldı 8. 4 tane bizim en üstün gemimiz Meko'ları sıfırlıyorlar. Yani 2 sene sonra Yunanistan 12 tanelik yeni bir donanmayla karşımıza çıkıyor. Hava kuvvetleri öyle. Az önce söylediğim aldığı helikopterler önemli. Bir başka bunlara ilaveten 48 tane Black Hawk Sikorsky helikopteri istiyor. 4 tane de V-22 Osprey dikine kalkan uçak alıyor. Bunlar kuvvet aktarmak için Çinlik helikopterlerinde Apache'leri ve Kayova'ları da katarsak demek ki Yunanistan bir maceraya hazırlanıyor. Peki bu macerayı nasıl bir şey yapabilir? Bir hukuken ve diplomatik olarak Türkiye elinden geleni yapıyor. NATO'yu devreye soktu Sayın Cumhurbaşkanı. Bunları yapıyoruz. Fakat dediğiniz gibi burada onu caydıran ve asıl azmettiren Amerika Birleşik Devletleri. Neden şimdi bakın? Siz bizim paramızı verdiğimiz halde güç dengesini bozuyorsunuz. F-35'leri vermiyorsunuz. Ama Menendez planına göre bir de F-35 verecekler. Yani Yunanistan dediğiniz gibi bu durumda daha fazla Ege'de üstümüze gelecek ve 12 mili kademeli olarak önce Dandias söyledi, şimdi Mitsotakis söylüyor ve sinir uçlarımızda oynuyor. Peki bunu nasıl yaparız? Bir, az önce şeyin komutanın söylediklerini İngiltere'de Türkiye işbirliği yoluna gidebilir ki Türkiye İngiltere'den Eurofighter alabilir. Mutlaka bizim hava kuvvetlerini 150 uçaklık bir açığımız var milli muharebe uçağı gelinceye kadar. İkinci husus şu, İspanya bizim için çok önemli bir enstrüman. Öbür taraftan da İsrail, Filistin bu meselenin gidişatında onların da zarar göreceğini Türkiye bir şekilde onlara anlatmalı. Yani Doğu Akdeniz kimsenin babasının çiftliği değil. Bu oyunu bozmak için Türkiye güç dengesini önce silaha karşı mukabil silahı ortaya koyması gerekiyor. Bu da hava kuvvetlerinde çok güçlü olmak ve bunu şey açıkladı Sayın İsmail Demir, Müsteşar Bey. 3 tane de biz milli gemi yeni koyduk devreye. Bunlar bitecek. Fakat şöyle bir husus var. Ege eğer bir şekilde çatışmaya girerse burada hava kuvvetleri esas sözü söyleyecek olandır. Ve kara kuvvetlerini Dedaaç'ta, Girit'i bir şekilde deniz kuvvetleriyle bir de Amerikan işte kıyı güvenlik kuvvetleri de gelirse buraya bizi kapatıyorlar Ege'de ve Akdeniz'de. Türkiye bunu kabul etmesi mümkün değil. Bunu anlatıyoruz Yunanistan'a. Burada bir maceraya girmeyin.
Girerse iki taraf kırıldığında en çok zarar gelen Yunanistan olacak. Ve iki tarafa da ondan sonra silah satacaktır. Hocam şimdi az Türkiye, önce Cumhuriyetin... yapay adalar konusunu... Oraya geleceğim. Sayın yapay adalara da... Ege'de gerek yok ama Akdeniz'de de zaten gerek yok. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var dedi. Ha. Peki siz şöyle bir ifade kullandınız. Ben bunu zaten hukuki olarak da karşıyım hukuken dedim. Hukuken yapay adaları kullanmak Çin'in kullandığı bir metodoloji. Ama oradaki coğrafya bunun mukabil. Sprite'li adaları dediğimiz bu adalarda resifler var. Yani mercan resiflerinin üzerine oraya bir şekilde askeri yığınak yapıyorlar. Orayı ada haline getirip bir tane pis ve hava savunma füzeleri yerleştiriyorlar. Ve burada maksat Çin diyor ki sen bana müdahale edeceksin. Malaka Boğazı'ndan itibaren bana karşı bir tertiplenmen var. Yani Çin'in korkusu şu, Amerika'nın Asya Pasifik'te ona müdahalesi ve güç dengesi. Az önce Paşa'nın söylediği, Hakkı Paşa'nın söylediği şey o. Çin 350 gemiyle 10 sene içerisinde 400 gemiyle Amerikan donanmasını geçiyor bir. A2 A'da edilmiş. Yani hava savunma ve deniz savunması ile beraber sokmuyor şeyi, Amerikan donanmasını. Bu durumda Amerika onu tabii kabul etmiyor ve Amerika ne yaptı? Şeyi bu meseleyi, yani Suni Adaları'nın silahlandırılması meselesini Adalet Divanı'na götürdü. Çin davayı kaybetti. Ben dedi sizi tanımıyorum. Bu emperyalist bir hukuktur. Dolayısıyla yani burada şey, askeri varlığımı sürdüreceğim. Türkiye'nin buna başvurması doğru değil. Hukuk aykırı bir eylem bu. Ama şu var. Türkiye Lozan'a yani ve Paris anlaşmalarına göre adaları silahlandırmasını kabul edemeyiz. Sayın Pekin, ne demek istediğinizi ben anlayamadım, duyamadım. Bir saniye sence. Yani çok sayıda kayalık var Türkiye'de de. Yani üzerinde tartışmaya atılan kayalıklar var. 158 tane civarında falan. Yani Türkiye içindeki gibi bunların üzerine havaalanı yapabilir. Bir de Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasında kayalıklara havaalanı yapma, hava üssü yapma yarışması başlar. Ona ne Türkiye'nin gücü yeter para olarak, ne de şeyin gücü yeter, Yunanistan'ın gücü yeter.